FIFA, FIFA, FIFA. İnsanların futbol sevgisini sömüren bu paragöz oyun. FIFA oynayan herkesin hayali en iyi sahip olmaktır. Ve kimse birbirini kandırmasın ki bu yolda her şey mübo olarak görülür. Coins kasmak için her yol denenmeye açıktır. Bir oyunu hile düşünmeyen insanlar bile söz konusu FIFA olunca her türlü illegal işe açık bakmaktadır. Peki bir arkadaşın size gelse, FIFA'da sınırsız para üretme yolunu bulduğunu söylese, hırsınıza yenik düşüp hemen bunu yapar mısınız? Eğer cevabınız evetse, bu video size bir ders verecek demek. Anthony ilkokul ve ortaokulda bile hem arkadaşları hem de hocaları tarafından fark edilen yaşıtlarına göre üstün zeka ve öngörüleri sahip bir adamdı. Lise yıllarının başına Microsoft'tan iş teklifi alan bir adamdan bahsediyoruz arkadaşlar. Xbox üzerindeki oyunlarda sistem açıkları buluyordu ve bunları Microsoft'a bildiriyordu. Ve bir süre sonra Microsoft onu bünyesine çalıştırmak için teklifler sundu. Anthony bu teklifleri geri çevirmesine rağmen Microsoft çalışanları ona sık sık sorular soruyordu. Anthony ne yaptığının farkındayız senin hakkında herhangi legal bir şey başlatmayacağız ama biz mühendisleriz ve bizlere yöntemlerini paylaşırsan seviniriz şeklinde. Anthony de bunların bazılarını yanıt veriyordu ancak bir süre sonra bunun sonu gelmeyeceğini görünce bunları bırakıp kendi işine odaklanmayı seçti. Gözü yükseklerde olan ve potansiyelli masa başını yok etmek istemeyen bu adam kendi kodunu yazdı ve FIFA Ultimate Team'de sınırsız coins üretecek bir yönteme ve bunun kodlanmış bir yazılımına sahipti. Anthony bütün kodu kendi yazmış olsa da 3 tane hacker arkadaşını da bu işe dahil etti. Aslında buradaki amaç bu işi nasıl daha ileriye taşıyacakları konusunda farklı fikirler görmekti. Zaman geçtikçe kazanacakları paranın son olmadığını gören bu ekip işi bulut sistemlerine kadar taşıdı ve aynı anda binlerce konsoldan FIFA'da konis kasmaya başladılar. Aslında Anthony'nin burada diğer insanları da işe katmasının sebebi hackerların genelde kendini yalnız hissetmesidir arkadaşlar. Hacker bir şey yaptığı zaman genelde bunun illegal olduğunu bilir. Illegal olduğunu bildiği zaman da tek başına yakalanır mıyım psikolojisine girer. Bunun yerine başkalarını bu işe dahil edip hem işi büyütmek hem onların fikirlerini almak hem de bunları paylaştığı için birazcık da kendi psikolojik olarak rahatlatacak insanlar arar. Ve Anthony 3 kişiyi de bu ekibe dahip etmişti. Tastıkları bütün coin seri Çin listelere satıyorlardı. Çin'de Amerika'daki legal kurallar geçmediği ve uygulanamayacağı için bir sorun yoktu. Ancak Anthony unuttuğu ve gözden kaçırdığı bir şey vardı. O da Amerika'da yaşıyor olmasıydı. Amerika bu tarz olaylarda legal olarak en ileri seviye olan ve aksiyonları en hızlı şekilde alan ülke. Çinli ülkelerde, yani Çin'de, Tayvan'da, Hong Kong gibi yerlerde bu tarz şeyler asla arkadaşlar yakalanamıyor. Çünkü bu tarz legal bir geçerlilik yok. Her şey o kadar iyi gidiyordu ki hepsi altlarına arabalar, evler çekmişlerdi. Hile o kadar başarılı ki günde 500 bin dolar kazanacak duruma gelmişlerdi. Yani bu adamların yazdığı kod onları bir gün içerisinde 500 bin dolar kazanabilecek konumdaydı. Anthony bu işin para için yapmıyordu. Ya da kendini göstermek için de yapmıyordu arkadaşlar. Bu adamın tek istediği şey annesini mutlu etmekti. Ailesinde sıkıntılar yaşıyordu Anthony. Kendi babasını kaybetmişti ve üvey babasıyla yaşıyordu. Ve bu durumda aslında annesine birazcık daha sahip çıkma gereksinimini onda yaratıyordu. Ve aslında yaptığı çoğu şeyi hem annesine kendini kanıtlamak için hem de ona ev ve araba almak için yapmıştı aslında. Anthony'nin paraya çok da ihtiyacı yoktu ancak dediğim gibi sıkıntılı bir aile hayatı olduğu için kendini kabul ettirmek ve annesini mutlu etmek amacıyla bu tarz bir işe girmişti. Oyun firmaları herhangi bir kullanıcının hile yaptığını ya da onlara sistemine zarar verdiğini gördüğü zaman uyarı mesajı gönderir ya da kendisine ulaşıp bırakmasını ya da yöntemini açıklamasını ister. Yani önceden bir şekilde uyarı gönderir. Eğer yazılı bir şey göndermese bile hesaplarını banlar ve bu işi yapan kişi bunun aslında doğru mu yanlış mı olduğunu anlar. Ama işin içinde EA olunca durumlar çok farklı oluyor. Anthony ve arkadaşları bu işin illegal olmadığını göstermek için şirket kurdu ve parayı tamamen şirket üzerine alıyorlardı. Hatta ve hatta Amerikan devletine de vergilerini ödüyorlardı. Ancak burada unuttukları tek bir şey vardı ki uğraştıkları şirket EA Sports'tu. 17 Eylül 2015'te bu güzel rüya sona erecekti. Çünkü FBI bu adamların evine doğru yola koyulmuştu. İş legal boyuta taşınınca avukatlarıyla konuşan Anthony herhangi bir suçlamayı asla kabul etmeyeceğini ve yaptığı işin kesinlikle legal olduğunu göstermek için savaşmayı seçti arkadaşlar. Bir oyunun sunucularını hacklemek, onları kendi amaçları için kullanmak suçtur. Ama Anthony o kadar akıllıydı ki aslında EA'in hiçbir varlığına zarar vermeden bu hileyi yapıyordu. Yani EA Sports'un hiçbir sunucusuna ya da herhangi bir şeyini kullanmadan tamamen konsol üzerinden yaptığı şeylerle Milyonlarca coins kasıyordu ve bunları satıyordu. Şimdi diyeceksiniz ki bu ek'in detayları ne? Şimdi sizlere bu ek'in detaylarından ve hatta günümüzde nasıl yapıldığından da bahsedeyim. Hatırlayacağınız üzere hikayenin başında Anthony'nin aslında Xbox üzerinde oyun açıkları bulduğu hatta Microsoft'un kendisine ulaşıp bunları nasıl yaptığını sorduğunu söylemiştik. Anthony bu işi bir tık daha öte taşıdı arkadaşlar. Anthony'nin elinde iki türlü cihaz vardı. Hatta ekip arkadaşlarına da bu cihazlardan aynıları vardı. Bir tanesi j dediğimiz yani jailbreakli konsol. Konsolun versiyonu kırılmış. içerisine oyunlar yükleyebildiğiniz hatta hack yapabildiğiniz bir versiyonu. Bir tanesi de hala Anthony'nin bunu nereden elde ettiği bilinmeyen Developer Kit konsolu. Developer Kit nedir? Oyun yapımcılarına Xbox, PlayStation, Nintendo gibi yani aslında bütün oyun e, üreticileri, oyun konsol sağlayıcıları onlara debuggable bir konsol gönderir. Debuggable konsol ne demektir? Konsolun içindeki bütün her şeyi modifiye edebileceğiniz, konsolun bütün her şeyini maksimum düzeyde kullanabileceğiniz ve içerisine kodlar yazabileceğiniz bir olaydır arkadaşlar. Yani sizin elinizde bu tarz bir Xbox olduğu zaman Xbox'ın her özelliğini kullanabilirsiniz. Xbox için programlar yazabilirsiniz. Yine yapabilirsiniz. Veya bütün oyunları bedavaya oynayabilirsiniz. Anthony'nin yaptığı olay da tamamen buydu. Elindeki debuggable konsol yani nereden elde ettiğini bilmediğimiz bu konsol sayesinde emülatöre sahipti. Yani Xbox'ın emülatörünü kullanabiliyordu arkadaşlar. Tıpkı bilgisayarda PlayStation 2'nin emülatörü olduğu gibi bu adam bilgisayarda da Xbox'ın emülatörünü kullanabiliyordu. Ve bu sayede sanal makinelere bu emülatörü gönderiyordu ve aynı anda binlerce Xbox gibi gösterip FIFA'da arkadaşlar maçları kazanıyordu. Peki FIFA'da maçları nasıl kazanıyordu? Arkadaşlar serverların çalışmasında yani sunucuların çalışmasında paket gönderme ve alınan paketi işleme koyma gibi bir durum vardır. Bu ne demektir? Siz EA Sports'ta üzerinde oynuyorsunuz hepiniz maç yapıyorsunuz siz maçı kazandığınız zaman o sunucuya X paketi gider ve bu X paketi A ya da B kullanıcısının hangisinin galibiyet aldığını maçın nasıl sonlandığını söyler ve orada gönderdiği bir diğer paketlere maçta kaç gol attığınızı üst üste kaçıncı maçı kazandığınız bilgisini gönderir ve bu şekilde sizlere o maçı sonunda bir jeton elde etmenizi sağlar Anthony de şunu yapıyordu Anthony maçları başlatıyordu daha maç oynanmadan maksimum gol attığını, maksimum galibiyet serisinde olduğunu server'a yani sunucuya gösteriyordu. Ve bu şekilde maçın başında galibiyet alıyordu. Ve bu adam bu şekilde günlük maç sınırını dolduracak şekilde her konsoldan binlerce hesaptan maç yaptırıyordu arkadaşlar. Ve bu da günde tabii ki de milyonlarca coin istemek. Ancak burada baktığınız zaman aslında bu adam oyunun server'ını hacklemedi. Bu adam oyunun sunucusundan bir şey de çalmadı. Bu adam tamamen elindeki Xbox konsolu sayesinde ona sunulan haklar sayesinde bir şey yaptı. Aslında bu adam burada e Sports'tan çok Microsoft'a zarar veriyordu. Çünkü o konsolun normalde oyun geliştiricileri veya Xbox geliştiricilerin dışında kimse de olmaması gerekiyordu. Eğer olursa bunlar yaşanıyordu. Peki bu hack'i günümüzde yapan var mı? Evet bu hack'i günümüzde de yapan var. Ve hatta bundan sonraki birinci veya ikinci videomda da FIFA'nın kara marketinin en babasını buraya getireceğim arkadaşlar. Kendisi Çinli birisi. Bütün neredeyse bütün coinselerin ortağı ve o adamı arkadaşlar videoma getireceğim. Ve sizlere bu oyunun kara marketini göstereceğim. Şimdi hikayemize devam edelim. EA Sports diğer firmaların aksine şeytani fikir üretmeye devam etti. EA'nin sunucularını kullanmadıklarını bildikleri için yeni bir or olay ortaya çıkarmak ve bu adamları hapse tıkamak istiyorlardı. Ve bunun adını da sahtekarlık olarak eklediler arkadaşlar. Aslında hikayenin burası EA Sports'un ne kadar para göz olduğunu anlatacak sizlere. Aslında kanun kanun net bir karşılığı yoktu arkadaşlar bu yaptıkları olayın. Ancak EA bunun ortamını hazırlamıştı. EA Sports bu çocukları uzun zamandır takip ediyordu ve legal işlemleri başlatmak için bu grubun yüksek paralar kazanacağı dönemi bekledi. Ki mahkemede elleri daha güçlü olsun. Yani bunu inanabiliyor musunuz? Bir oyun şirketi dört tane genç adamı hapse tıkamak için resmen gün sayıyor arkadaşlar. Legal olarak FIFA coin e değerli bir varlık veya eşya olarak sayılmıyor. Yani normalde coin satan alan birisi ya da coin satan birisi bundan dolayı hapse atmaları imkansız. Bunu bilen EA Sports, Anthony ve ekibini arabalarını ve satın aldıkları evler üzerinden vurdu. Anthony, EA'nin büyük çabaları sayesinde suçlu bulundu. Normalde Amerikan yasasında arkadaşlar o oyun içi currency'ler satılabilir bir varlık olarak geçmiyor. Ancak e-sports bu adamları ilk başta bile bile mahkemeye vermiyor. Çünkü buradaki asıl amaç zaten kazanamayacakları bir davaya girmemek. Adamlar bu çocukları takip ediyor. Yüksek paralar kazandığı dönem bekliyor ve tam en yüksek peak döneminde bu adamları vuruyor arkadaşlar. Ve tabii ki işte o kapı çalıyor arkadaşlar. O kapı çaldığı zaman, FBI işine girdiği zaman zaten aslında her şey aslında bitmiş oluyor. Önce ellerindeki Xbox'ları, laptopları, bilgisayarları, yazışmalarını hatta bankadaki paralarına kadar el koyuluyor. Peki bu işin sonunda ne oluyor arkadaşlar? Bu işin sonunda birkaç tane rivayet var. Hem kendi arkadaşları hem ailesi tarafından söylenen farklı farklı durumlar var. Ancak buradaki ortak kılınan nokta şu. Bu adam 20 yıl ceza alıyor arkadaşlar. Aslında bu cezayı almayı hiç beklemiyor. Avukatı da beklemiyor. Kendisi de beklemiyor. Ancak bu adam 20 yıllık bir cezaya saptanıyor. Çünkü kodu yazan ve aslında başı çeken adam Anthony. Ve Amerika'da arkadaşlar araştırmalarımız sonucunda %100 emin olmamakla beraber bir insanın suçu kesinleşse bile ona bir itiraz hakkı veriliyor. Ve bu itiraz hakkında işlediği suç ve yaşına göre ya hapishanede tutuluyor ya da arkadaşlar ev hapsine tutuluyor. Hani bir şekilde onu takibi sağlanıyor. Ve Anthony'de cezası 20 yıl olarak sürenlikten sonra kendi itirazını hazırlaması için salınıyor. Ancak tabii ki takipli bir salınmadan bahsediyoruz. Arkadaşlar bu adamın 24 Şubat'ta doğum günü ve tam o evrede aslında bu adam tam o zamana denk geliyor ve bu deneme sürecinde yani aslında açıkta olmuş oluyor. Ve Anthony aslında yolun sonuna gelmiş oluyor arkadaşlar. 20 sene hapis atmak istemeyen bu adam 24 Şubat'ta yani son doğum gününde arkadaşları eğlenmeye gidiyor. Dışarıda hunharca içki içiyor ve uyuşturucu kullanıyor ne yazık ki. Ve 26'sının sabahı maalesef ki entini hayatını kaybediyor. Şimdi bu olayda kendi yorumlarımı sizlere söyleyeceğim. İlk olarak genç yaşlarda hepimiz bir para kazanma şeyine para kazanalım artık şunu kazanalım ev alalım araba alalım buna kapılıyoruz ve bu yolda her şeyi bu olarak görüyoruz. Aslında değil arkadaşlar yani bir şey yaparken bir yola çıkarken 10 kere 20 kere 30 kere düşünmek lazım. Çünkü geride bıraktığınız sizi sevenler oluyor arkadaşlar ve siz sevenler üzülüyor. Benim Entin hakkında söyleyebileceğim tek şey bunu çok abartılı bir şekilde yapması. Bence böyle bir iş yapılacaksa bile daha düşük seviyede yapılabilirdi. 16 milyon dolar gibi bir kazanç gerçekten çok yüksek ve göze batan bir durum. Bu yayın gözüne batmasa bile çevrenizdeki insanların gözüne batar ve bir şekilde sizin başınızı belaya sokar. Dediğim gibi aslında bu videoduk arkadaşlar böyle olsun. Çünkü bir sonraki veya bundan iki sonraki videomda FIFA'nın kara marketini sizlere göstereceğim. Ben de uzun zamandır bu kara marketliyim hatta bu sene daha da içindeyim. Ve FIFA'da gerçekten hiç aklınızı ermeyeceği şeyler var arkadaşlar. Bu videoyu sizlerle birlikte buluşturacağım. Ve buna ek olarak şunu söylemek istiyorum ki EA Sports bu konuda yapılan dokümentasyonun hiçbirine katılmadı. Entin'in avukatları, Microsoft çalışanları, arkadaşları, annesi herkese dokümana katılırken EA Sports'tan birisi asla ma asla bu konu hakkında hiçbir soruya ne cevap verdi ne de herhangi bir podcast'e dokümana katıldı. Bu da EA Sports'un zaten aslında burada yapılan her şeyi onadığını ve kendi isteğiyle yaptığını da kanıtlıyor. Bugünlük benim videom bu kadar. Videomu beğenirseniz ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.